Şimdi şöyle söylemek lazım. Mart ayı içerisinde edindiğimiz bir bilgi bizlere ulaşan kimyerlerde eğitim yöneticisi olan üyelerimiz tarafından ifade edildi. Kısaltma itibariyle ÇEDES diye ifade edilen çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum gibi bu başlık adı altında anladığımız kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi arasında yaptığı bir protokol. Bu protokol çerçevesinde okullarda özellikle bir dizi faaliyetler hesaplanmış, bunlar planlanmış. Bu planlamanın bir basamağı da okullara isterseniz adına manevi danışman, isterseniz buna değişik adlarla ne diyebilirseniz çeşitli illerde bir bakıma lokal olarak başlayan durum anladığımız kadarıyla seçimden sonra düğmeye basılmış gibi hızlandırılmış durumda. İzmir üzerine gelecek olursak, şimdi biz de basından bunu duyduk. İlk etapta İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün il müftülüğüyle yapmış olduğu bir protokol çerçevesinde 2496 okuldan 842 okula bu başlıkta manevi danışman adı altında imam, vaiz, kurs görevlisi, din hizmetleri görevlisi, Kur'an kursu öğreticisi gibi bazı ünvanlarla insanların okullarla ilişkilendirildiği haberiyle bizler de karşı karşıya kaldık. Bu tabii doğal olarak bir korku, bir endişe yarattı. Şimdi şu kadarını söylemek lazım. Yaklaşık 4-5 gündür özellikle velilerimizden bizlere çok yoğun bir şikayet, çok yoğun bir başvuru var. Bu olay nedir? Aslı astarı nedir? Korkuyoruz, tereddüt ediyoruz diye insanların bize dönütleri var. Neden tereddüt ediyorsunuz? Korkunuz nedir diye söylediğimizde maalesef yaklaşık belki bir 15-20 yıldır zaman zaman karşımıza Türkiye kamuoyuna gelen özellikle çocuk istismarının toplumda yarattığı o vicdani yaranın bir bakıma kendi iz düşümünü yaşıyor insanlar. Evlatları üzerinden benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir miyim gibi bir korkunun dışa vurumudur bu. Bu ihtiyaç analizini kimler yaptı? Ne zaman? Hangi veriler değerlendirildi? Ve bunlarla ilgili çözüm yolunu siz kamu kurumu bakımından özellikle eğitim, öğretim uzmanlığı konusunda kendini bir bilinç düzeyine oluşturmuş, bilimsel eğitim düzeninden, sisteminden geçmiş olan kamu emekçilerinin, bakın bu da önemli, kamu emekçileri dururken dışarıda kim olduğu, ne olduğu bilinmeyen, yani ne demek kim olduğu, ne olduğu bilinmeyen, şimdi bir Kur'an kursu öğreticisi veya din hizmetleri öğreticisinin ne kadar pedagojik formasyon bilgisi var bilemiyorum. Bununla ilgili öğrencilerle nasıl bir deneyim ilişkisi var, eğitim öğretim süreciyle ilgili söylüyoruz, bilemiyoruz bunları. Bakın bu bir defa şunu söylemek lazım, eğip bükmeden, net bir biçimde. Bakıldığı zaman anayasanın laiklik ilkesi doğrudan hedefe alınıyor. Bu hedefe konulmuş oluyor. Bu temel ilke bypass ediliyor. Bir diğer yönüyle çocukların ruhsal gelişimi de hedefe konulmuş oluyor. Birçok okulda bu durumla karşılaşacağız. Bunlar uydurma senaryolar değil bakın. Sözü edilen kişilerin okullardaki görevlendirmesiyle hatta okul dışında bu şekilde denetimin altına alınmasıyla çocuklarda çok ciddi depresyon veya ruhsal bozukluklar yaşanabileceği net. Bunun somut örneğini söyleyeyim. Geçtiğimiz yıldı yanılmıyorsam Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarında yine aynı adlı manevi danışman adıyla bir dönem belirli bölgelerde pilot uygulamalar yapıldı. Ve o dönem hatırlayın yaklaşık olarak bir hafta 10 gün içerisinde yanılmıyorsam 3-4 gencimiz yaşamına kıydı. Bunun temel nedeni gördükleri ruhsal o psikolojik baskıydı. Yani biz bu senaryoların gerçekleşmesinden ciddi şekilde endişe ediyoruz.